Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vitamin deposu bir muffin yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerim 3 adet yumurta, 2 adet portakal, hem kabuğunu hem suyunu kullanacağız. Yıkandı, temizlendi bunlar. Vanilyam var, kabartma tozum var, bir çay kaşığı zerdeçalım var. Üzerini süslemek için file badem, o isterseniz fındık kullanın, başka şeyler kullanın fark etmez. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var. Bir bardak toz şekerim var. 2,5 bardak da unum var. Şimdi hep birlikte yapımına geçiyoruz. 3 yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz. Oda sıcaklığında malzemelerimiz yalnız. Bir su bardağı da toz şekerimi alıyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Önce düşün. Şimdi sıvı yağımı ekleyeceğim. Vanilyamı ekleyeceğim. Tekrar bir çırpacağım. Şimdi arkadaşlar portakalımın suyunu sıkacağım. Önce kabuğunu içine bir rendeleyeyim. Şimdi portakalımızın birinin kabuğunu alacağız. İki de suyunu sıkacağız. Portakal suyumu döküyorum. Ve portakal kabuklarımı ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir daha çevireceğim böyle. Malzemelerimi karıştırdım arkadaşlar. Artık mikserle işim bitti. Şimdi elimde yapacağım hepsini. Unumu eleyeceğim. Bütün katı malzemeleri birbirine eleyip kekimin içine dökeceğim. Kıvamının güzel olması için unu elememiz şart arkadaşlar. Keklerde mikserle fazla çırpılınca kekimiz çok sertleşiyor. Onun için fazla çıkmıyoruz. Zerdeçalı da döküyorum içine. Kabartma tozumu da ilave ediyorum içine. Ve elemeye başlıyorum onu. Hepsinin birbirine karışmasını istiyorum çünkü. Ben bunu direkt kekimin içine yapayım. Daha mantıklı öyle. Çünkü ölçülü zaten. Şimdi spatula yardımıyla unumuzu sıvı karışımımıza yediriyoruz. Yalnız böyle birbirine karıştırmayın. Böyle alttan üstten. Çok karıştığı zaman çok sert oluyor kekiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi homojen bir kıvam oldu kekimiz. Çok da güzel oldu. Muffin kaplarına boşaltmak için önce muffin kaplarını yağlayacağım. Tereyağıyla güzelce yağlayacağız ve bunu onlara paylaştıracağım. Parmağımın ucuna oda ısısında tereyağımı alıp kaplarımın içine bu şekilde hepsini yağlayacağım. Bir dondurma kaşığı yardımıyla bunu da ölçü baz alarak kaplarımızı dolduruyoruz. Kekimi şöyle bir kurup ağzının çıkmasını sağlıyorum. Bakın gözenekler üstte çıktı. Ve üzerlerini file bademle süslüyorum. ...180 derecelik fırında
Yarım saat pişecek arkadaşlar. Muffinlerim fırından çıktı arkadaşlar. Çok da güzel pişti. Biraz soğusun, kabından çıkartacağım. O zaman görüşürüz. Muffinlerim soğudu arkadaşlar. İnşallah çıkar. Şöyle bir... Tamam, çok güzel yağlamıştım zaten. Servis kabına alıyorum bunları. Arkadaşlar, portakallı ve zerdeçallı muffinlerim servise hazır. Afiyet olsun. Şöyle bir böleceğim ve içinin dokusunu size göstereceğim. Çok güzel bir dokusu var. Gördüğünüz gibi. Sünger gibi. Bunu neye borçluyuz? Elimizde karıştırmamıza. Mikser kullanmayacağız arkadaşlar. Yumurtayı mikserle, unu spatulayla koyacağız. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun.